Öncelikle iki dönemdir, 2016 yılından beri kayyum uygulaması devam ediyor. Bir irade gaspı yaşanıyor. İktidar tarafından halk iradesi gasp edilmeye çalışılıyor. Buna karşı halkın direnişi yerel seçim süreçlerinde de ortaya koydu. Yani gasp etse de belediye kaynaklarını boşaltsa, yağmalasa da halk kendi iradesine sahip çıkıp tekrar kendi belediye başkanlarını, belediye eş başkanlarını seçiyor. Bu hep işte bölge illerinde olur ve bölgeleriyle Türkiye sahası birbirinden ayrılmaya çalışılırdı. Bölge halkı, Kürt halkı kendi iradesine sahip çıkıp bir mücadelesini yürütüyordu. En son yerel seçimlerde bir kent uzlaşısı hayata geçti ve burada da işte DEM Parti, CHP seçmeni kent uzlaşısı AKP'ye kaybettirdi. AKP'nin elindeki belediyeleri almıştı. Biraz Türkiye'nin birlikte yaşam umuduna yönelik bir darbe olarak Esayir Kayyum'unu ve Ahmet Başkan'ın tutuklanmasını öyle değerlendiriyorum. Yani bir değişim umudu söz konusu. Birlikte hareket edince tüm muhalefetin, iktidarın her türlü zulüm uygulamalarına karşı birlikte hareket ettiğinde kazanabileceğinin umudunu gösterdi. Bu tüm AKP'den rahatsız olan kesimlere de örnekti. Biraz burayı baltalayan bir hamle. Şu da bir gerçek. Yani eğer siz Diyarbakır'da, Hakkari'de atılan kayyuma ses çıkarmıyorsanız, bunun arkasında kimi siyasal sahiplerle duruyorsanız, bu kayyum meselesi İstanbul'a da uzanır, Esenyurt'a da uzanır, İzmir'e de uzanır. Ya şu an böyle bir tehditte söz konusu. Baktığımızda hiçbir hukuki gerekçesi, hukuki dayanağı yok. Tutuklamayı gerektirecek bir durum da söz konusu değil. Ama bu ülkede nasıl ki kayyum iradesi bir hukuksuzluksa, hukukun askıya alınmasıysa, tutuklama gerekçesi de öyle. Keyfi gerekçeleriyle AKP'ye itiraz eden, AKP'nin o rant politikalarına, zulüm politikalarına, talan politikalarına karşı duran ve tekerine taş koyan kim varsa herkesi keyfi gerekçelerle tutuklayabiliyor. Bunu gösteriyor. Buna karşı ses çıkarmak, halk iradesini esas almak ve mücadeleyi geliştirmek gerekiyor. Bu noktada biz işçiler, emekçiler, tüm emek ve barış demokrasi güçleri bu politikanın karşısında tutum sergilemeli ki gözaltına alınmasıyla birlikte hem Esenyurt Belediyesi'nde hem adliyelerde buna karşı bir duruş sergilendi. Eylemler devam ediyor. Bunu yani geçici bir uygulama bakanlıktan açıklanan şey de bu. Muhtemelen bizlerin tepkisine ve kayyum karşıtı eylemliklerine göre şekil alacaklar ve Esenyurt Belediye Başkanı'nın hem serbest bırakılması ve oradaki kayyum irade gaspında yok edilmesi bizim yürüteceğimiz mücadeleye bağlı. Temel amaç halk iradesini gasp etmek. Her iki kişiden birinin oyunu alan Ahmet Özer yani bu uygulama hukuksuz ve bunu kabul etmek mümkün değil. Buna karşı mücadeleyi ve direnişi geliştirmek gerekiyor. Biz işçiler, emekçiler olarak kayyum iradesinin karşısındayız. Kayyum sadece belediye başkanlarına ya da belediyelere atanmıyor. İrade gaspı her alanda da yansıyor. Bugün işte dün şey oldu, Kartal Belediyesi'nin grev süreci genel merkezin şubeyi yok sayarak, şube iradesini yok sayarak imzalamasıyla sonuçlanmaya sonucuyla yani bir grevi toplu sözleşme imzalandı. Burada da işçilerin ve Anadolu yakasındaki şubelerin bunu tanımadıkları ve yeniden masa kurulması için eylemler devam ediyor. Eğer yani irade gaspı sadece belediyelere, sadece siyasal değil, toplumsal alanın herkesine bu hukuksuzluk, tek adam rejimi uygulanmaya çalışıyor. Buna karşı da birleşik mücadeleyi büyütmek, geliştirmek gerekiyor. Yani daha önceki kayyumlarda gördük, işçilere işsizlik, yoksulluk ve belediye emekçilerine mobbing, baskı olarak yansıyor. Hatırlarsınız işçilerden 2016 kayyumunda 10 binin üzerinde işçi işsiz kaldı. Sözleşmeleri feshedildi. Onlarca kamu emeklisi, yüzlerce kamu emeklisi işsiz kaldı. İşsizlik demek oradaki özgür çalışma ortamının ortadan kaldırılması demek. İşsizliğe, düşük ücrete mahkum
bırakılması demek. Buna karşı işçiler de sesini yükseltmeli, kendi seçtikleri belediye başkanlarına sahip çıkmalı. Her anlamda irade gaspı işçinin özgür çalışma iradesine gasp ediyor. Buna karşı ses çıkarmak gerekiyor. Yani bunlar bizim alışık olduğumuz pratikler. Kayyum rejimi de temelleri bildiğiniz üzere Kürdistan'da atıldı. Hem Kürt halkı hem farklı kesimler bu kayyum rejimini önceden tecrübe ettiler. Buna karşı direniş gösterdiler. Yine aynı şekilde bunun geleceğini öngörüyorduk biz de. İşte kent uzlaşısıyla gelen belediye başkanı görevinden alındı, tutuklandı. Bunun karşısına koyacağımız mücadele Van'daki gibi, Cölemert'teki gibi olacaktır. Yani tutumumuz yine aynı şekildedir. Değerlendirmemiz de aynı şekildedir. Zaten sokaklara da yansımaktadır mücadelemiz. Yani öncelikle bu kayyum rejimi sadece kentlerde veya belediyelerle sınırlı kalmıyor, üniversite gençliğini vuruyor. Burada pekişen sistem kampüslerde görebilmemiz çok mümkün. Bugün hiçbir rektör, hiçbir üniversite rektörü seçilmiş rektör değil, atanmış rektör, yine kayyum rektör. Yine aynı sistemin, aynı rejimin etkisidir. Burada üniversite gençliğini nasıl etkilediğini görebiliyoruz. Onun dışında da yani kentteki hayatı, kentteki hareketliliği, gençliğin hayatını da elbette ki etkiliyor bu rejim değişiklikleri.